Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Karma aranımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Karma aranında bildiğiniz üzere 6 tane karakter var arkadaşlar. Çok güzel bir şey yani bu karma arana veyahut da seçmeli arana istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. Şu anda 6 karakter var. Bence 3 tanesi çok kaliteli. Bunlardan bir tanesi Doktor Voodoo. Bir tanesi şampiyon. Diğeri de Sinister arkadaşlar. Bunlar kesinlikle 1. sınıf karakterler. Çoklu olmasının en güzel avantajı arkadaşlar, elinizde olmayanı seçebiliyor. Burada ne kaçtım mesela, şuraya bak, bir tane vuruyorum 5 tane kaçıyor. Konuşmamı kesti. Burada koskoca video çekiyorum. Neyse arkadaşlar, yani karma aranın en önemli esprisi kesinlikle elinizde olmayan karakteri rahat bir şekilde seçebilmeniz. Mesela benim için bu gelenlerden arkadaşlar özellikle 2 tanesi çok önemli, şampiyon ve Sinister. Çünkü ikisi de bende yok. Bir kere bir tanesinde şampiyonu, diğerinde de Sinister'ı alacağım arkadaşlar inşallah. Yarın akşam bir tanesi ekibe dahil olmuş olacaktır büyük ihtimalle. Hemen arkasında da Elsa Blood. Yani yine arkadaşlar 10 gün boyunca hunharca arana kazacağız. Lakin şöyle bir şey olabilir. Elsa Blood'un eğer kopya özelliği çok önemliyse, ki bir videosunu yapmıştım arkadaşlar. Ama tabii yine bir görmek lazım. Önemliyse Elsa Blood'un kopyasına da kazacağız mutlaka arkadaşlar. Yani defansta biraz daha iyi bir karakter olabilir Elsa. Gerçi saldırı babında da fena değil. Yine bolca kritik atmasını sağlayan isabet oranı yetenekleri fazla var. Yine geldiği zaman bakacağız arkadaşlar karakterimize. Biz de şu anda 725 seri yaptık. 39 M'deyiz. Peki arenada bu karakterler kaça gelir arkadaşlar? Tahminimce 3 yıldızı 700-800 o civara gelir arkadaşlar. Siz yine 900K yapın, garanti olsun. 4 yıldızına baktığımda 7 ila 9 M arasında çok böyle bir fantastik rakam var arkadaşlar. Siz yine bu söylediğim rakamların üst seviyesi, üst sınırda olanı yapın ki üzülmeyin arkadaşlar. Yine 5 yıldız için de çok farklı rakamlar geçiyor. 35 M diyen var ki geçiyorum onu, yani 35 M çok gerçekçi bir rakam değil. Ki ne kadar düşe gelse benim için o kadar iyi olur. Benim için çok problem değil. En azından ikinci arada biraz daha az kasarım. Ama arkadaşlar tahminimce 45 M civarına gelir. Yani 2-3 M aşağısı olabilir veya 2-3 M yukarısı olabilir. Bu yüzden garanti rakama ben 50 M çekiyorum. Yani 50 M yapan karma aranayı her türlü alır benim gözümde. Ama dediğim gibi 40-45 M aralığına gelmesi çok kuvvetli ihtimal karakterdir arkadaşlar. Yine 4 yıldız Aninus'ta tahminimce 2-2,5 aralığına gelir. Çok daha yukarı çıkacağını sanmıyorum. Aslında şu arenalar artık hep böyle karma arena falan yapsalar çok güzel olur arkadaşlar ya. Yalnız bu karma arena ile ilgili bir şey söyleyeyim. İlki ortalama 45 M civarına gelecek diyorum. İkincisinde bence bu rakam çok düşüktür. Çünkü herkes bizim gibi değildir. Mesela elinde bir tanesi yoktur. Mesela şampiyon yoktur veyahut da Sinister yoktur. Atıyorum da Doktor Voodoo falan yoktur. Bu durumda arkadaşlar adam bir kere kasar, ikincisine kasmaz. Mesela atıyorum ben de sadece bunlardan şampiyon olmasaydı, şampiyonu bir kere kasar bırakırdım. Eminim ki bu şekilde olacak oyuncu sayısı da çok fazla olacaktır. O yüzden ikincisi daha düşeye gelecektir. Bence ikincisi daha rahat olacak. Aynı zamanda çarşamba günü itibariyle yeni macera geliyor arkadaşlar. Yeni macera da arena kasılmasını yavaşlatacaktır ki Elsa Blood da hemen arkasında. Maceranın bir gün sonrasına gelecek. Yine tahminimce Elsa Blood da henüz tanıtımları çok fazla yapılmadı. Bakalım kabamın youtuberları bir tanıtımını yapsın. Karakteri bir detaylı inceleyelim. Ona göre mutlaka arkadaşlar net düşüncemi söyleyeceğim. Tabii ben bu videoyu çekerken tanıtım yapılmamıştı. Ya aslında çok fazla bakamıyorum. Yani ancak arena boşluklarında falan bakabiliyorum arkadaşlar. İşte YouTube'da ne var ya da yemek yiyorum vesaire falan. Onun dışında hunharca abanmaya devam ediyorum. Allah utandırmasın da arkadaşlar. Yani olmayan karakterleri tamamlayalım. Hele bir de yılbaşına kadar o rakamı yükseltirsek işte yılbaşından sonra fiş ekleyeceğiz adeta arkadaşlar. Bu arada kredilerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kredilerinizi sakın harcamayın arkadaşlar. Şu anda aslında çok keyifli bir teklif var. Yani 3 parça haline bir teklif var. 1000 krediye aldığınızda 3000 kredilik teklif açılıyor. 3000 aldığınızda 6000'lik diğer bir kredi teklifi açılıyor. Yani toplamda arkadaşlar 10.000 kredilik bir teklif var. Yani parça parça baktığınızda, mesela özellikle 1000 parçaya baktığınızda çok ekstrem bir şey yok. Yani öyle çok yüksek bir şey değil ama devam ettikçe 3000'liği aldıkça bir şeye benziyor.
Ve özellikle arkadaşlar 6000 lira aldığınız zaman takriben ne kadardı? 33.500 civarı falan bir T5 geliyor. 4 tane tam alfa 2 sanıyorum, bir de çeyrek alfa 2 geliyordu parçalarıyla beraber. 6 tane T4 1 milyonda altın civarında bir şey veriyordu ki yani bu sizi şöyle söyleyeyim, Thanos macerası oynasanız takriben 1-1.5 ay arkadaşlar ileri atar. Yani her ay ortalama böyle bir teklif geliyor. Aslında stonuzda 40 bin 30 bin bir kredi olacak arkadaşlar. Böyle sürekli biriktirip tutacaksınız. Böyle bir şey geldi mi aldığınızı düşünün abi. Yani takriben 6 ay içerisinde sizi 1 yıl daha ileri atar. Yani 6 ay içerisinde oyuncular 6 aylık bir gelişim yaparken siz 1,5 yıllık bir gelişim yapmış olacaksınız. Bence çok çok güzel bir şey aslında. Dediğim gibi yani kredilerimiz falan iyi birikseydi. Şu anda 3800 var ki bunları da artık arkadaşlar hem siber pazartesine hem de Cadılar Bayramı gibi işte günlerde ekstra özel bir teklif gelir diye bekletiyorum. 3800 kredi elimde var. Takriben 500 binde bir arena rozetim oldu. Yine 1 milyon olduğunda açacağım ama bir 10 günlük arena var önümde. Şu anda bu 3 günlük olanı yapıyorum arkadaşlar. Yarın akşam bitmek üzere. Daha sonra Karma Arena'nın ikincisi gelecek demiştim. İlkinde şampiyon almayı düşünüyorum. Belki Sinister de alırım, hiç bilmiyorum. Duruma göre değişir. İkincisinde de arkadaşlar almadığım diğer karakteri alacağım. Ve böylece 2 tane daha yeni karakter takımıma eklemiş olacağım inşallah. Hemen arkasına da hiç beklemeden... Puh ya! Lan geldi de 3 attı. Neyse ölecek diye tahmin ediyorum. Ben sersem desem onun ölmesi lazım. Şöyle. Ana ölmedi. Hadi öl gitsin. Hemen arkadaşlar ikinci karma arenanın arkasına Elsa Vlod arenasına kasacağız. Bakacağım Elsa Vlod da artık copy ister mi istemez mi? Yani daha çok böyle defans gibi gözükse de Elsa Vlod. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar bunu. Saldırı babında çok fazla kritik vuruyor. Kritik vuran özellikleri var. Ve özellikle bilim sınıflarına karşı bayağı etkili gibi gözüküyor. Artı falan hasarı masarı var. Yine geldiği zaman inşallah alacağız arkadaşlar. Allah utandırmazsa. Bir alacağım, bakacağım. Eğer kopya özelliği lazımsa, zaruri ise kopyasına da kasarız. Ama Arcus gibi ise mesela çok kullanmayacağım bir şeyse o zaman kopyasına kasmam. En azından biraz dinlenirim. Çünkü arana kastığım zaman çok istediğim sayıda video atamıyorum arkadaşlar. Günlük aslında isteğim şu anda 10 video. Ki ileride daha da bunu arttıracağım. Çok daha yukarıya çıkartacağım. Paso video yağmuru yapacağız arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Yani sonuçta bir YouTube kanalından ne istersiniz? Video istersiniz abi. Çok video atılır, siz içerisinden başlıklardan size uygun olanı izlersiniz. Mutlaka herkese hitap edecek birkaç şey çıkar. Ki burası aynı zamanda bizim bir günlük kanalımız. Yani bugün bu seviyelerdeyiz ama yarın dünya birincisi olduğumuzda ki olacağız arkadaşlar. Başkadan ikincilik gibi bir alternatif bile yok. Ne kadar meşakkatli bir yol olduğunu ben farkındayım. Ama ona göre de sizden bunu demişken aklıma geldi. Hani geçen canlılığında söylemiştim. Beğenmesi sizden, videoları beğenip destek vermesi sizden. Dünya birincisi olması benden arkadaşlar. O iş kolay. Siz yeter ki o beğen butonlarını çökertin ki bana gazı verin arkadaşlar. Ben gazla çalışıyorum. Hani bir laf vardır ya, birine gaz versin. Ben gazla çalışmıyorum. Tam aksine arkadaşlar biz gazla çalışıyoruz. Siz verin gazı, biz basarız gaza. Dünya birincisi de oluruz. Sonra uzaya çıkarız, orada da birinci oluruz Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yılbaşına kadar bir hazırlık kampımız vardı. 6 aylık bir süre koymuştuk. Şimdi daha 2,5 ayımız falan kaldı. Çok da bir şey kalmadı açıkçası. Güzel. Güzel yani. Ekiplerimizi de oluşturmaya başladık. Dediğim gibi çarşamba günü de yeni macera gelecek. Yeni macerayla beraber arkadaşlar hem Nexus'a saldırı hem de günlük maceralar gelecek ki orada da bolca güzel karakterler vesaire falan gelecek. Kristaller, kristal parçaları. Kabamın bu yeni politikasını beğeniyorum. Biliyorsunuz ben kabamı çok eleştiren biriyim. Hatta eleştirmeyle kalmayıp bir de üstüne söven biriyim arkadaşlar. Temiz söverim. Ama bu mantalitesini çok beğendim. Yani hem aylık macera getiriyor hem de yanında ikinci bir macera daha geçiyor. Böyle parça parça açılsa da güzel yani. Benim çok hoşuma gidiyor bu kısmı. Bir de şu hataları düzelse var ya, çok güzel olacak. Az evvel mesela Ronan'da gördünüz. Bloktayken adam özel saldırıya geçti. Önümüzdeki güncellemeyle beraber bunun olmayacağını söylediler. İnşallah da olmaz diyorum arkadaşlar. Allah kerim. 729 seri, 730. seriye gidiyorum. Kaç tane kalmış burada? 1, 2, 3, 4. 4 tane daha kalmış. Bir de küçüklerden çıkartırım, 5 tane. Arenada arkadaşlar sonsuz seri yapmak için bir büyük, 2 tane orta koyuyorsunuz yanına. Daha önce bununla video yapmıştım ve görselini de yapmıştım. Mutlaka bakın arkadaşlar. Özellikle arena kasan arkadaşlarım ki arena kasmazsanız oyunda çok yarım kalırsınız. Onu da baştan söyleyeyim.
Aynı zamanda o görseli, mesela atıyorum o videoyu belki bulamayabilirsiniz. Ama arkadaşlar o görseli ben Instagram'da da paylaşmıştım. Hala duruyor Instagram'da. Dilerseniz Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız aynı Magi TV Mucucu arkadaşlar. Oradan takip edip destek verebilirsiniz. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Arenalar ne durumda? Ne kadar kastınız? Hangisine kasıyorsunuz? Dilerseniz videonun altına bir kastınız puanları yazın. Aynı zamanda kredilerde durumlar nasıl? Kredi harcıyor musunuz? Harcamayın arkadaşlar. Ustalıklara falan harcamayın. Yani ustalıklar şu anda çok önemli şeyler değil. Kredilerinizi biriktirin ki önce hesaplarımızı bir geliştirelim arkadaşlar. Ustalıklar ondan sonrası kolay diyorum. İnşallah bu videoda sizlere faydalı olmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.